Evet, merhaba arkadaşlar. TYT kısmında ekosistem ekolojisini görmüştük. Şimdi müfredat kısmımızda komünite ve popülasyon ekolojisi var. Şimdi bu tanımları yaptık zaten. Ekoloji nedir, popülasyon nedir, komünite nedir, biyotop nedir, ekoton nedir? Bu tanımları yaptık. Sizden ricam bunları tekrar defterinize yazarken TYT kısmından bakıp tanımlamanız olacak. Şimdi baskın türden bahsedeyim. Baskın tür şudur. Komünitelerde sayı ve faaliyet bakımına göre artan türe, fazlalaşan türe baskın tür denir. Kilit taşı tür nedir diyecek olursak, kilit taşı tür ise sayısal olarak az, komünite yapısını etkilemesi çok diye kodlayabiliriz. Bu türlerin sayısındaki azalma ekosistemdeki diğer canlıları bu durumdan fazlasıyla etkilenmesine neden olur. Örneğin şimdi bu gösterdiğim şekilde katil balina su samuruyla beslenmekte. Su samuru deniz kestanesi ile, deniz kestanesi ise kelp yosunuyla beslenmektedir. Burada kilit taşı türümüz su samuru. Zaten sorularda da belirtir. Şimdi su samurunda sayısal bir azalma meydana gelmişse ne gibi değişiklikler olur? Azalıyorsa su samuru, yani kilit taşı tür azalıyorsa katil balina sayısı ne olur? Katil balina sayısı azalır çünkü su samuruyla besleniyordu. Su samuru azalıyorsa deniz kestanesi sayısı artar çünkü su samuru deniz kestanesiyle besleniyordu. Sayısı azaldığı için deniz kestanesi sayısı artmış olacak. Deniz kestanesi artarsa kelp yosunu azalır. Çünkü deniz kestanesi kelp yosunuyla besleniyordu. Eğer diyoruz ki şuradan yine bir kalem alayım. Kilit taşı tür artış, kilit taşı türünde yani su samurunda artış meydana gelirse ne olur? Katil balina sayısı artar. Deniz kestanesi sayısı azalır. Deniz kestanesi azalırsa kelp yosunu artar. İşte ekosistemde kilit taşı türündeki sayısal değişimler diğer canlıları bu şekilde etkiler diyoruz. Şimdi komünitenin yapısına bakalım. Komünite birden fazla türü, birden fazla popülasyonu içeriyordu. Şimdi kara ekosistemlerini oluşturan komüniteler, kara ekosistemi derken neyden bahsediyorum? Ormanlar, çayırlar, çöller, mağaralar, stepler bunlardan bahsediyorum. Burada bulunan organizmaların oluşturduğu yaşamı birliğidir diyorum. Kara ekosisteminin en belirgin tür köklü bitkilerdir. Tür çeşitliliğini ne etkiler diyecek olursak, iklim ve coğrafik büyüklüğe bağlı olarak tür çeşitliliği değişir. Burada daha önce de bahsetmiştik, 3 beslenme çeşidi görülür. Üreticiler yeşil bitkiler, tüketiciler çoğunlukla hayvanlardan oluşan kısımdır. Ayrıştırıcılar ise bakteriler ve mantarlardan oluşur. Bazı bakteri ve bazı mantarlar. Sucul ekosistemleri oluşturan komünitelere bakacak olursak deniz, göl, havuz, ırmak, bataklık, okyanus gibi yerlerde yaşayan organizmaların oluşturduğu yaşama birliğidir. Su komünitelerinde arkadaşlar baskın tür yok. Karasal ekosistemde olduğu gibi. Burada tür çeşitliliğini etkileyen durumlar su derinliğidir, ışıktır ve oksijen miktarıdır diyoruz. Burada yine aynı karasal ekosistemde olduğu gibi 3 temel beslenme şekli görülür. Üreticiler dediğimiz sığ bölgede yaşayan köklü ya da yüzen bitki. Bir de algler var. Fitoplanktonları içeren algler mevcut. Tüketiciler kısmına bakacak olursak başlıca tüketiciler böcek, balıklar ve kabuklulardır. Birincil tüketicilere kabuklulardır diyoruz. Evet, birincil tüketiciler yani otçul hayvanlar zooplanktonlarına örnek verebiliriz. Zooplanktonlar hayvansal planktonlardır. Bunlar fitoplanktonlarla beslenirler. İkincil tüketiciler yani etoburlar çoğunlukla bunlar da zooplanktonlarla beslenir.
Üçüncül tüketicilere bakacak olursak etoburlarla beslenin. Ayrıştırıcılar ise yine tabii ki de bakteri ve mantarlardır. Şimdi arkadaşlar, komünitede tür içi ve türler arası rekabet, türler arası pardon ilişkilerden bahsedeceğiz. Bu kısmı 4 gruba ayırıyoruz. Rekabet, av avcı ilişkisi, süksesyon ve birlikte yaşam, simbiyoz yaşam. Bu simbiyoz yaşamdan ekosistem ekolojisinde zaten bahsettim. Siz bunu yine defterinize bu kısmı eklersiniz yazarken. Şimdi rekabet. Çevredeki kaynaklar, popülasyonlar arasında ya da organizmalar arasında rekabete yol açar. Besin gibi, ışık gibi, su gibi kaynaklardan bahsediyorum. Komünitede rekabetin nedeni ise ortak yaşama alanının kullanımıdır diyoruz. İşte burada yine rekabetin nedenlerinden zaten bahsetmişim. Su, ışık, besin gibi faktörler olabiliyor. Şimdi tür içi rekabet var, türler arası rekabet var. Tür içi rekabet dediğimiz aynı türün bireyler arasında görülür. Örneğin bitkiler güneş ışığından daha fazla yararlanabilmek için sürgün sistemlerinin yani toprak üstü kısımlarını uzatarak birbirleriyle rekabete girer. Türler arası rekabetten kastımız ise farklı türlerin bireyleri arasında görülen rekabet çeşididir. Eğer yakın türler aynı yaşam alanlarında yaşayabiliyorsa bunun nedeni ekolojik nişlerinin farklı olmasından kaynaklanır. Ekolojik niş eşittir iş demiştik ekosistem ekolojisini anlatırken. Yani canlının ekosistemdeki rolü, görevi gibi bunlardan bahsetmiştik. Burada verdiğimiz ve diğer kitaplarda da göreceğiniz ÖSYM'in de sorduğu bir örnek var. Şimdi iki paramecium türü mevcut. Paramecium caudatum ve Earlia denilen iki paramecium türünden bahsediyoruz. Bu iki paramecium türünü ayrı kültür, ayrı yaşam ortamlarına koyuyoruz öncelikle. Bakın zamanla birey sayısındaki değişim bu şekilde. Peki bunları aynı kültür ortamına koyarsak ne olur? Aynı kültür ortamında koyarsak ne olacak? Ne olacak? Ekolojik nişleri aynı. Rekabete girecek bunlar. Earlia bu rekabeti kazanan oldu. Çünkü birey sayısında artış söz konusu. Caudatum ise bu rekabeti kaybeden taraf oldu. Birey sayısı zamanla azaldı. Bu şekilde bir ilişki gözlenir aynı kültür ortamında. Şimdi not halinde belirttim. Ekolojik nişleri aynı olan iki tür. Komünite içinde bir araya geldiğinde aralarında rekabet başlar. Az önceki örnekte olduğu gibi. Ve rekabet gücü az olan tür o alanda yok olur. Ya da türlerden biri farklı kaynağı kullanmak üzere farklı özellik kazanabilir diyoruz. Farklı özellik kazanabilir. Şimdi geldik av avcı ilişkisine. Av nedir arkadaşlar? Besin olan hayvandır. Avcı nedir? Avla beslenen hayvandır. Burada vaşak tavşanı yer. Av avcı ilişkisi bu şekilde dalgalı halde ilerler. Şimdi geldik süksesyon tanımına. Sıralı değişim. Belirli bir bölgede diyoruz. Uzun bir zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerini alması. Şimdi önce liken birlikteliği oluşur. Liken birlikteliğinden sonra yosun birlikteliği likelin yerini alır. Yosundan sonra ot oluşur zamanla. Zamanla ot çalı formuna, sonra funda formuna, çalıdan biraz daha yüksek funda formuna, sonra funda ağaç formuna ve daha sonra orman formu oluşur. Aşamalı olarak zaman içinde canlılar birbirlerinin yerini alır. Ya da işte otsu bitkiler zamanla çalı, zamanla ağaç, zamanla orman halini alması. Süksesyon, sıralı değişim diyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi komünite ekolojisi bu kadar arkadaşlar. Geldik popülasyon ekolojisine.
Şimdi popülasyon dinamiği dediğimiz şey popülasyondaki zamana bağlı sayısal değişimler ve nedenlerini inceler. Bu popülasyon dinamiğini oluşturan popülasyonun büyüklüğü, yoğunluğu, dağılımı, yaş dağılımı bunlar popülasyon dinamiğini oluşturur. Şimdi popülasyon yoğunluğundan kastımız nedir? Belirli bir zamanda birim alanda bulunan birey sayısıdır popülasyon yoğunluğu. Örneğin 1 metre küpteki yeşil alg sayısı popülasyon yoğunluğunu verir. Doğum ve ölüm oranı ya da içe ve dışa göçler popülasyon yoğunluğunu etkiler. Dışa göçün popülasyon yoğunluğunu azalttığı gibi işte doğumun popülasyon yoğunluğunu arttırdığı gibi. Şimdi popülasyon büyüklüğüne bakacak olursak bu ise belirli bir zaman diliminde popülasyonda bulunan birey sayısıdır. Şimdi şöyle bir denklem söz konusu arkadaşlar. Popülasyon büyüklüğündeki değişme doğum ve içe göç eksi ölüm ve dışa göç şeklinde gösterebiliriz. Doğum ve içe göçü A, ölüm ve dışa göçü B olarak nitelendirirsek. Eğer A B'den büyükse popülasyon büyümektedir. A, B'ye yaklaşık olarak eşitse popülasyon denge halindedir. Eğer ölüm yani ya da dışa göç yani B, A'dan büyükse popülasyon küçülmekte olan bir popülasyondur diyoruz. Evet, şimdi bir de arkadaşlar popülasyonda büyüme dedik. Popülasyonda büyüme tipleri var. S tipi ve J tipi olmak üzere iki grafikten sorumluyuz burada. Şimdi S tipi gelişme evresi gerçekten de şöyle S şeklinde. Şimdi 4 evreden oluşur. 4 fazdan oluşur. Kuruluş evresi dediğimiz evre popülasyonun yeni koşulları alışma evresi. Daha tanıyor ortamı. Yani burada büyüme yavaştır. Çünkü ortamı tanımakta. Logaritmik artış evresi ise burada doğum oranı ölüm oranından büyüktür. Büyüme hızı maksimumdur logaritmik artışta. Geldik negatif artış evresi. Burada çevre direncinin artmasından dolayı büyüme hızı yavaş. Büyüme gerçekleşiyor ama hızı yavaş olarak gerçekleşiyor. Yani ikideki büyüme hızı daha hızlıdır. 3 negatif artış evresine göre denge evresinde artık denge fazında büyüme hızı sıfırdır. Popülasyon denge halindedir. Şimdi büyüme hızını şöyle şekilde gösterecek olursak arkadaşlar evet bakın bu nereye kadar artık yavaş yavaş negatif artış evresinin büyüme hızı yavaşlıyor ve büyüme hızı denge evresinde duruyor. Şimdi J tipi bakın neden J tipi? Şu şekilde J tipi. J tipi gelişmeye, büyüme fazına bakacak olursak burada çevresel sınırlamanın olmadığı, üremeleri yüksek potansiyele sahip popülasyonlardaki gelişme grafiğidir. Yani üremesi hızlı olan canlılara, örneğin omurgasız canlılardan sinek, kelebek gibi ya da bakteri, 20 dakikada bir çoğalan bakteri türünü ele alabiliriz bu gelişme evresinde. Şimdi bakın taşıma kapasitesi dediğimiz şey o popülasyonun alabileceği maksimum birey sayısıdır. Burada mesela popülasyon patlaması dediğimiz birey yani taşıma kapasitesini aşmış birey fazlalaşmış. Burada taşıma kapasitesinin aşmasıyla beraber ani ölüm meydana geliyor. Ve normalden normale inip daha sonra birey sayısında azalma daha da azalma meydana gelebiliyor. Şimdi çevre direnci nedir diye soracak olursak bunun cevabı bir popülasyonun yaşadığı çevrede devamlı olarak büyümesini engelleyen biyolojik ve fiziksel faktörlerin tamamıdır. İşte avcı sayısının artması ya da parazit sayısının artması bunlar çevre direncini oluşturur. Birey sayısındaki artış çevre direncinin artmasına neden olur diyoruz. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Popülasyonların dengelenmesini sağlayan hipotezler var. Bu hipotezlere bakacak olursak Malthus hipotezi. Burada birey sayısını dış kuvvetlerin
belirlediğini öne süren bir hipotez. Birey sayısı geometrik olarak artar. Nasıl yani? 2, 4, 8, 16, 32 gibi. Besin miktarı ise aritmetik olarak artar. 2, 4, 6, 8, 10, 10 gibi. İşte tam şurada besin kıtlığı oluşur. Besin kıtlığı oluştuğu anda da popülasyonu dış kuvvetler dengeler diyor. Bu dış kuvvetler açlık olabilir, savaş olabilir, rekabet olabilir, göç olabilir, hastalık olabilir, afet ya da iklim şartları olabilir diyor. Diğer hipoteze bakılacak olursak eğer, her popülasyon kendi büyüklüğünü yaşam şartlarının kalitesine göre kendisi ayarlar diyor. Eğer yaşam şartları kötüye doğru gidiyorsa yumurta sayısını azaltıp büyümeyi kontrol altına alır diyor. Burada da yine aynı diğer hipotezde olduğu gibi besin kıtlığı oluşur. Bu besin kıtlığı oluştuktan sonra işte bu durumu iç kuvvetler belirler diyor. Ne gibi? Doğum kontrolü gibi, çiftleşme davranışlarının azaltılması gibi. Burada sosyal ve içgüdüsel davranışlar söz konusu. Malthus hipotezinde ise dış kuvvetler söz konusudur. Evet, şimdi popülasyonda büyüme hızına bakacak olursak arkadaşlar, birim zamanda katılan, popülasyona katılan birey sayısı. Üreme sonrası var, üreme dönemi var, üreme öncesi dönem var. Şimdi şu gördüğünüz büyüyen bir popülasyon neden? Üreme dönemi fazla. Üreme öncesi dönem daha da fazla. Burada genç birey yaşlı bireyden daha fazla. O yüzden popülasyon yoğunluğu artmakta olan büyüyen bir popülasyon. Burada dengede olan bir popülasyon. Şu şekilde gösterim de söz konusu. Burada doğum oranı, ölüm oranı yaklaşık olarak birbirine eşit diyoruz. Burada popülasyon büyüklüğü sabit. Burada ise üreme sonrası dönem daha fazla, yani 45 ila 80 arasındaki yaş aralığında bulunan bireyler daha fazla. Dolayısıyla küçülmekte olan bir popülasyon. Yaşlı sayısı genç sayısından fazla, ölüm oranı doğum oranından daha fazla olan, popülasyon yoğunluğu büyüklüğü azalmakta olan bir yaş piramidini gösteriyor. Onun da gösterimi şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şöyle bir gösterim olabilir. Evet. Son olarak popülasyonda dağılım diyoruz. Popülasyonda dağılım. En yaygın olan kümeli dağılım, düzenli dağılım ve rastgele dağılım söz konusu. Şimdi kümeli dağılımda bu şekilde dağılım söz konusu. Çevre koşulları heterojen, yani eşit değil. Rekabet dolayısıyla yoğun. Örneğin balıkların sürüler halinde yüzmesi kümeli dağılıma örnek. Düzenli dağılımda burada çevre şartları, çevre koşulları homojen. Rekabet ve alan savunması gibi etkileşimler sonucu ortaya çıkan dağılımdır. Bir bireyin varlığı diğer bireyin varlığını olumsuz etkiler. Bunun en bilindik örneği penguenlerdir. Belgesel izlediyseniz onların böyle tek tek halde durduğunu görmüşsünüzdür. Aslında çok tatlış gibi görünüyorlar da onlar da bayağı bir yırtıcı. Rastgele dağılım. Burada karşılıklı bir etkileşim yok. Canlı kendi için uygun olan ortamı bulur ve orada yaşamını sürdürür. Genelde bitkilerde görülür. Mesela bazı ağaçlar rastgele dağılım söz konusudur. Ve deyip popülasyon ve komünite ekolojisini bitiriyoruz. 11. sınıfa veda ediyoruz gençler. Hoşça kalın aşkısıları.